Evet, buyurun. Değerli Akhisarlı hemşerilerim, ben Vatan Partisi Akhisar İlçe Başkanı Ayşe Koyuncu. Sizleri derin saygılarımla selamlıyorum. Başkanlık tuzağıyla ülkemiz ekonomik krize, huzursuzluğa ve bölünmeye sürükleniyor. Bu tehditlere karşı bütün Türk milletinin birleşmesi gereken bir dönemde referandum tuzağıyla milletimiz kamplara bölünüyor. Türk milletinin iradesini ve birliğini temsil eden meclisin yetkileri budanıyor. Milli egemenliğimiz gasp ediliyor. Milletten koparılmış ve saraya hapsolmuş bir başkan ve meclisin desteği ve denetimine tabi olmayan, milletten kopuk ve milletin meclisine karşı sorumsuz atanmışlardan oluşan hükümet kurulmak isteniyor. Başkanlık sisteminde meclisin görev ve yetkileri kuşa çevriliyor. Hükümetin kuruluşunda ve denetiminde milletin meclise söz sahibi olmayacak. Yetkisiz meclise hayır diyoruz. Başkanlık sisteminde başbakan olmayacak. Başkan dilediği kadar kişiyi başkan yardımcısı, bakan ve bürokrat olarak atayacaktır. Atanmışlar sistemi kurulacak. Başkan ve adamları meclise sorumlu olmayacak. İşlediği siyasi hataları ve suçları kimse sorgulayamayacak. Hükümet freni olmayan bir kamyon gibi ülkeyi felaketlere götürse de hiçbir engel tanımayacak. Fiilen tek adam olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı daha bugünden eyalet sistemine geçmeyi planladıklarını açıklamaktadır. Başkanlık sistemine evet derseniz bu danışman bakan olarak atanacaktır. Atanmışlar sistemine hayır diyoruz. Değerli Akhisarlılar, başkanlık sistemiyle Türkiye'ye bir tuzak kurulmaktadır. Amerika ve İsrail Türkiye'mizi bölmeyi ve sözde Kürdistan'ı yani ikinci İsrail'i kurmayı artık açıkça ilan ediyorlar. Amerika ve İsrail amaçlarına ulaşmak için referandumda evet çıkmasını istemektedir. Evet'in pususuna yatmaktadır. Yeni anayasa ile hedeflenen Amerika'nın şantajlarına açık, meclisten gelebilecek bir milli direniş riski olmadan Amerika'nın tehditlerine teslim olacak bir tek adam rejimidir. Daha bir hafta önce dünyanın en büyük teröristi Amerika, kardeş ve Müslüman Suriye'yi bombaladı. Katil Amerika'ya bu Haçlı saldırısında dünyada en büyük desteği kim verdi? Hepimiz ibret ve utançla izledik. Fiilen tek adam olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'le birlikte bu Haçlı Amerikan saldırısının en hızlı ve ateşli destekçisi oldu. Suriye'yi vuran Amerikan Tomahawk füzeleri aslında Türkiye'yi de vurmuştur. Kardeş Müslüman Suriye'de birlik ve barış, Türkiye'nin birlik ve barışına en büyük destektir. Amerika Suriye'yi bölerken Türkiye'yi bölmenin yollarını açıyor. Peki, daha önce Suriye'nin birliğini savunan fiili tek adam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yönetimindeki AKP hükümeti hangi şantaja boyun eğdi ki Suriye ile birlikte Türkiye'yi de hedef alan Haçlı Amerikan saldırısına destek verdi? Amerikan istihbarat elemanları her gün döne döne Tayyip Erdoğan'ı uluslararası ceza mahkemelerinde yargılamakla tehdit ediyorlar. Reza Zarrab davasını ve daha pek çok suç dosyalarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tehdit olarak gösteriyorlar. Bu tehditler karşısında tek adam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha bugünden direnememiş, şahsi ikbalini korumak uğruna Amerika'ya ve Yahudi lobisine sığınmış ve Türkiye'yi de hedef alan Amerikan politikalarına teslim olmuştur. Emperyalist tehditler karşısında büyük Türk milletinin kaderi tek bir adamın şantajları açık insafına bırakılamaz. Tek adam rejimine hayır diyoruz. Değerli yurttaşlar, bütün yetkileri tek adamda toplayan anayasa Türkiye'ye bir tuzaktır. Bu Tayyip Erdoğan için de bir tuzaktır. Türk milletini de Tayyip Erdoğan'ı da bu referandum tuzaktır, evetten uzaktır. Amerikan ve İsrail saldırılarına hayır, hayır, hayır. Halk oylamasına iki günümüz kaldı. Hayır oyları yükseliyor. Amerika'nın Müslüman Suriye'ye saldırısını destekleyen Cumhurbaşkanı Türk milletini yüreğinden yaralamıştır.
Amerika'nın Tomahawk füzelerine göğsünü siper eden Türk milleti hayır diyor. Vurun mührünüzü hayıra. Amerikan ve İsrail tuzaklarını bozun. Tayyip Erdoğan yönetimi Amerika ve İsrail yandaşlığına evet diyerek Türk milletini karşısına aldı. Müslüman alemini karşısına aldı. Mazlumlar dünyasını karşısına aldı. AKP seçmenini karşısına aldı. MHP seçmenini de karşısına aldı. Tayyip Erdoğan yönetiminin Amerika ve İsrail saldırganlığına teslim olması hayır oylarını arttırmıştır. Değerli vatandaşlar, teslimiyete izin vermeyelim. Tayyip Erdoğan'ı Amerika'nın elinden kurtaracak olan da sizin hayır oylarınızdır. Bozun Amerikan ve İsrail tuzaklarını, vurun hayıra mührü. Teröre hayır diye bir mühür de siz vurun. Değerli yurttaşlar, işte Amerika'nın Suriye'ye saldırı ve terörünü destekleyenler ortadadır. PKK, PYD, IŞİD, El-Nusra ve ne kadar terörist varsa hepsi. Onlar küçük teröristlerdir. Hiçbir vatandaşımıza Amerikan terörüne evet demeyi yakıştıramıyoruz. Utanca hayır, gurur için hayır. Son iki güne bu ortamda giriyoruz. Evet ile hayır arasında saflaşma artık apaçık. Amerika'nın bombardımanına hayır diyenler mührü hayıra basacak. Bu gurur evlatlarınıza bırakacağınız bir gururdur. Vatan Partisi ve Türk milleti utanca hayır diyor ve gururunu korumak için mührü hayıra basacaktır. Onurumuz için, gururumuz için, başı dik yaşamak için milletçe hayır diyoruz. Vurun mührünüzü hayıra. Değerli yurttaşlar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye'ye yaptığı ziyarette İstanbul Atatürk Havalimanı'na, Esenboğa Havalimanı'na ve Çankaya'da Başbakan Binali Yıldırım ile Mesut Barzani arasındaki görüşmede sözde Kürdistan bayrağı çekildi. Kürdistan bayrağı aslında PKK'nın bayrağıdır. İkinci İsrail'in bayrağıdır. Nitekim Kürdistan bayrağı çekilmesi PKK ve PYD'nin resmi açıklamalarında desteklendi. AKP yönetimi Ankara'da ve İstanbul'da Kürdistan bayrağı açarak Mehmetçi ve Türk polisini de arkadan hançerlemiştir. Kürdistan bayrağına en başta Kürt vatandaşlarımız hayır diyor. Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kürt vatandaşlarımızın bayrağı da ay yıldızlı al bayraktır. Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesi Amerikan silahıyla Müslüman kanı dökülerek kuruldu. Suriye'nin kuzeyindeki Kürt koridoru da Müslüman kanı dökülerek açılıyor. AKP yönetiminin Ankara ve İstanbul'da Kürdistan bayrağı açması başkanlık sisteminin Türkiye'ye ne getireceğini apaçık göstermiştir. Başkanlık sistemine onay vererek Amerika ve İsrail'in Kürdistan planını onaylamaktır. AKP hükümeti Kürdistan bayrağıyla Amerika'nın ikinci İsrail planını kabul etmektedir. Biz Vatan Partisi ve Türk milleti olarak ikinci İsrail planına hayır diyoruz. Yeniden bölünme sürecine hayır diyoruz. Birlik, huzur ve geçim için başkanlığa hayır diyoruz. Değerli kadınlar, vatanımız bizim evimizdir. Evinizde sizin fikrinizin alınmaması, tek kişinin söz sahibi olması sizin hoşunuza gider mi? Hayır diyorsanız mührü hayıra vurunuz. Çocuklarınıza hesabını veremeyeceğiniz tercihlere asla mührünüzü basmayınız. Bütün kadın kardeşlerimi sandığa gitmeye çağırıyorum. Cumhuriyete en çok biz kadınların ihtiyacı var. Meclis 1 Mart 2003 tezkeresini reddetmeseydi Suriye'nin başına gelenler çoktan bizim başımıza da gelecekti. Vatan bütünlüğü ve yurtta barış için 16 Nisan referandumunda hayır diyoruz. Büyük Türk milleti, meclisine sahip çık, başkanlık sistemine geçit verme. Milletin iradesine sahip çıkıyorsan başkanlık sistemine hayır de. Bu milletin bir adı vardır. Bu milletin adı Türk milletidir. Tek millet için değil, Türk milleti için hayır diyoruz. Ulusal egemenliğimizi kanla, irfanla kazandık, meclisle kazandık.
Cephelerde destanlar yazdık. Şimdi vatandır, emektir, namustur sandık. Sonuç ne olursa olsun güçlükleri hep birlikte yeneceğiz. Bu inançla Vatan Partisi'nden selam ve saygılarımı sunuyor. Hayırlı günler diliyorum.